Evet, şu an ses vardır umarım. Bayağı da bir şey anlatmıştık halbuki. Neyse. Anlattığım şu arkadaşlar, Testcore kütüphanesini şu an Testcore uygulamasını develop ediyorum. Bayağı bir yani silip yeniden bazı şeyleri değiştirdim arada bir. Ve şu an biraz daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Daha performans çalıştığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Testcore çalıştıracağım, neye benzediğini göstereceğim bu arada Testcore'un. Geçen böyle bir yayın yapmaya çalıştım ama saat gece olunca kaçtı? 12, 11.30 falan 12'ye doğru geliyordu gece. Çok böyle kod yazabilecek halim kalmamış. Dolayısıyla başka konular konuştuk. Bu biraz da bu yayın ise tamamıyla Testcore üzerine olacak. Yani kod yazma üzerine olacak. Ondan sonra bu kütüphane yazmak için arkadaşlar Command Core diye bir framework develop ettim. Bunu daha önce söylemiştim herhalde. Normalde bu uygulama yazmak istiyordum. Ondan sonra işte dedim hani böyle C# için gerçekten beğenebileceğim benim uygulamayı temiz bir mimariyle yazmaya yardımcı olacak herhangi bir şey var mı diye baktım şöyle bir. Ondan sonra kütüphane. Ve hepsi arkadaşlar gereksiz şeye abandığını gördüm. Yani hani DOS tasarımını değiştirebilirsiniz belki ama hepsi genelde program CS dosyasında tüm komutları parse etme üzerine dayandığını gördüm. Çok hoşuma gitmedi o. Ben daha çok MVC'nin yakıştığını düşünüyorum Command CLI uygulamalar için, yani Command Line Interface uygulamalar için. MVC ben çok mantıklı bir şey çünkü zaten MVC'ye benziyor da yani iş ürettiğiniz ya da çalıştırdığınız komutlar bir nevi şeye benziyor. REST API'ye benziyor ya da RESTful Design'a benziyor. İşte şunu edit, ondan sonra bunları gönder falan filan. Get request'ler, put request'lere benziyor hafif. Dolayısıyla MVC'nin buna çok uygun olduğunu düşündüm. Ve arkadaşlar Testcore uygulamasını yazmadan önce aslında daha çok bu command line uygulamaların rahatlıkla yapabileceğim bir kütüphane yazmam gerektiğine karar verdim. Ve Command Core karşınıza çıktı. Şu an Testcore yazdıkça da Command Core üzerindeki bazı eksiklikleri, yanlışlıkları falan da görmeye başlarım. Onları da düzeltiyorum. Eğer o framework'ü kullanıyorsanız, ki ilk başta kütüphane olarak çıktı ama ondan sonra framework'e dönüştü. Çünkü arkadaşlar her şeyiniz, uygulamanın her şeyi kendi çalıştırıyorsunuz. Sadece class'larınız falan tanımlıyorsunuz. O class'ların instantiate edilmesini, çalıştırılmasını, parse edilmesini vesaire hepsini kendi hallediyor. Ondan sonra yani size düşen görev şu kadar kod yazmanız, şunu demeniz ve ondan sonra gelen komutları parse ettirmeye söylemeniz. Ve aynı zamanda Command Core'un bir parçası olarak da bir tane IOC container yazdım. Diğer IOC container'lar benim işimi çok fazla büyükler. Gereksiz hantal geldi bana kodları. Onun yerine dedim ki madem öyle kendi bir IOC container'ımı yazayım. Ve arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi şu an Command Core kütüphanesini Command Core kütüphanesine şey de yapabiliyorsunuz. Ondan sonra kendi servislerinizi register edebiliyorsunuz. Bu teknik şeyden geldi. Yani bu mantığı şeyden aldım. ASP.NET Core'dan aldım. Hoşuma gitmişti. Evet. Böyle register edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu otomatik olarak bunlar sizin için verb'lerinize, verb dediğimde yani şunlar. Bunlar işte komutlarınız. İşte etsy ya da add gibi. Bunlar arkadaşlar. Bunlar içerisinde gördüğünüz gibi inject ediliyor. Evet, Lite IOC şu an tamamıyla Command Core'un bir parçası ama ileride bunu şey yapmak istiyorum. Extract edip ayrı bir kütüphane olarak, ayrı bir GitHub repo olarak üzerine düşmek istiyorum. Adı üstünde Lite IOC. Hafif sade bir IOC container. Öyle ekstra komplike şeyleri yok. Ama ileride olabilir belki. Ben arkadaşlar şeyi seven bir adamım. To-do point olmayı seviyorum. Yani bir kütüphane yüzlerce şey yapmasını çok sevmiyorum. Ondan sonra yani hayatta da aslında öyle. Daha spesifik şeylere odaklanmasını seviyorum. Bazı IOC container'lar fazlasıyla abartabiliyorlar. Her şeyi yapmaya çalışıyorlar vesaire. Neyse. Konumuz o değil. Ama kullanmak isterseniz de Command Core diye GitHub'da bulabilirsiniz. Hatta belki yayının altına da bir zaman sonra koyarım, bilmiyorum. Ve en sonunda işte böyle size kalmış. İsterseniz verb options diye folder'lar içerisinde aynı MVC'deki gibi. Dolayısıyla options arkadaşlar buradaki modeliniz oluyor. Verb'ler kontroller oluyor. Controllers. View ise view zaten adı üstünde.
Bu şekilde çalışıyor. Siz mesela diyelim ki bir tane add task yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben add komutunun bu class tarafından işletilmesini istiyorum. Çok basit yani mantığını anlayınca. Ondan sonra bunu söylüyorsunuz, add diyorsunuz. Söylemezseniz de ismini alabilir. Ama hani ben isimleri farklı kullandığım için ya yani add task diye CLI'de add task yazmalarını istemiyorum. Bir de case sensitive yaptım onu. Dolayısıyla add demeniz gerekiyor. Burada description falan da var. Hatta bu sizin adınıza otomatik olarak help da generate ediyor. Onu da gösteririm. Command core. Yani böyle description'lar yazarsanız bir tane help generate etmesine yardımcı oluyor. Ondan sonra burada söylüyorsunuz ben verb olmasını istiyorum diyorsunuz. Sonra bu verb'ün hangi modeli kullanması istediğini söylüyorsunuz. Bu arkadaşlar task options sizin için otomatik olarak generate ediliyor. İçindeki property'ler gönderilen argümanlara göre parse ediliyor. Ondan sonra içine bakarsanız hatta bunların teker teker isimleri burada var. Aynı zamanda ALIS desteği de var. POSIX formatı kullanıyor. Yani hyphen hyphen ya da tire tire priority dersiniz. Ya da sadece bir tane tire P dersiniz. Kısaltılmış ALIS'lar da var. O desteği de veriyor. Aynı zamanda buraya description'lara girebiliyorsunuz. Teker teker her şeyin ne olduğunu söylemek isterseniz. Ondan sonra arkadaşlar bu add option sizin için otomatik olarak parse ediliyor komutlar. Daha sonra komutlar deserialize ediliyor aslında bir nevi bu add task içerisinde. Sonra options diye arkadaşlar bir tane property ile expose ediliyor. Burada görmüş olduğunuz add task sınıfına. Ve siz de bunu çatır çatır kullanıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ve son olarak da add task view döndürüyorsunuz. Bu yine komutun sonucunu nasıl render etmek istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Bu da view base sınıfından inherit alıyor. Ve arkadaşlar burada istediğiniz gibi tamamıyla clearly separate edilmiş. Yani view ayrı, verb ayrı, model ayrı hepsi tamamıyla arkadaşlar separate edilmiş clean bir architecture karşınıza çıkıyor. MVC mantığı zaten bu. Güzel oldu benim düşünceme göre tabii de. Ve sizin için arkadaşlar program içerisinde teker teker şunu hiçbir konfigürasyonu programda yapmıyorsunuz. Bir konfigürasyon bile yok adam akıllı ortada. Ondan sonra tek yapacağınız şey program içerisinde diğer kütüphanelere nazaran ki diğer kütüphaneler tüm şeyi programa bandırıyorlar. İşte şunu parsel, şunu şöyle yap, şu verb şöyle tanımlar. Neyse uzun hikaye. Burada arkadaşlar tamamıyla clean, basit bir şey var. Start etme şeyi, başlangıç şeyi var. Şimdi bunu bir örnek göstereyim ben size. Evet, neredeyiz şu an? Core. Tabii şu an normalde böyle çalışmayacak. Task core, yani böyle .NET şeye çalışmayacak. Tamamıyla single executable file olacak bu. Onun hatta örneğini GitHub repo'da görebilirsiniz. Hatta açayım değil mi onu size bir tanesini. Yani lokalde build etmek istiyorsanız ki bu uygulama publish edildiğinde öyle gözükecek. Şimdi göstereyim size. Şuraya düzeltsek şöyle. Bu Command Core. Şu an 1.3 versiyonu available. Birkaç hata düzelttim dün akşam. Şu an gayet iyi çalışıyor. Evet, burada görebilirsiniz nasıl neye benzediğini. Okuyabilirsiniz Command Core'u. Diğer ise Task Core. Task Core arkadaşlar şuna benziyor. Ben de gösterecektim burası ya. İyi mi? Unuttum. Heh, pardon. Şu gibi olacak. Yani komut şöyle çalıştırılacak. Şu an benim çalıştırma yöntemime bakmayın. Bu publish etmedim çünkü uygulamayı. Ama publish edildiğinde arkadaşlar 3 tane farklı binary olacak. Linux için ya da Linux distroları için, Windows 10 için ve macOS için. Bunlar hepsi single executable ve trim edilmiş. Yani gereksiz kodlar içinden kaldırılmış. Tamamıyla clean bir binary olacak. Ama derseniz ki ya ben bunu kendim de şey yapmak istiyorum. Buyurun buradaki kodları çalıştırabilirsiniz. Tabii .NET Core'u kurmanız gerekiyor. .NET Core 3.1'i indirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi geliyoruz. Ben buradan bir çalıştırma örneği göstereyim. Bunu build ettik mi acaba? Build solution. Yes, we did. Okay. .NET Core, App, DLL ve tamamıyla file sistemi kullanıyor. Herhangi bir veri tabanı kullanmıyor. Tamamıyla arkadaşlar file sistem üzerinde şeyler kullanıyor. Dosyalar üzerine yazıyor her şeyi. Onu da göstereceğim. Hatta dün akşam aslında onun tasarım değişikliğini yaptım. Onda nedenini açıklarım birazdan. Onu anlamamız aslında table mantığını anlamamıza yardımcı oluyor. Neden? Hani veri tabanı tasarım mantığını da anlamamıza yardımcı oluyor. Ona geleceğim şimdi.
Task or app DLL at diyelim title finish up task or to do's düzgün yazalım değil mi? Task or to do from to do list. Ben çok kullanıyorum to do'yu, sizi bilmiyorum. Bu priority one olsun. Bunun önemli. Priority one demek pardon şey yapmadık. .NET neredeyiz biz? Task. Ha task code zaten varmış burada. Ben bunu istemiyorum ya, bir dakika. Ya da olabilir mi aslında? Ben bu kodu burada mı çalıştırdım ya? Benim yukarıda bilgisayar var da onun arasına gidip geliyorum devamlı. Dolayısıyla tasks. Task or DLL'ye çıkmıyor mu burada? Ha tamam okey. Ben task or'un namespace'ini değiştirdim de default namespace'ini. Dolayısıyla artık task or DLL diye çıkıyor. Task or app falan diye çıkmıyor. O biraz kafamı karıştırmış oldu. .NET task or DLL. Task or DLL olunca arkadaşlar direkt task or executable bitti. Publish edilince. Task or at title finish up the task for to do to do's. Priority 1 olacak. Şu an ekledi. Hatta bakarsanız DB diye bir şey oluşturuyor. Bu tam ile aynı git şeyi bilenler var aranızda. Git nasıl çalışıyor? Ona benziyor. Object dosyalarını burada saklıyor bir nevi. Object olmasa da dosyalar. Neyse. Sonra .NET task for ls deyin arkadaşlar. Bakın burada ls demekle list. Yani bildiğiniz şeyle uymaya çalıştım. Mümkün mertebe 5. 5 değil de işte Unix ya da şu an işte bilinen komutlar var ya. Eğer şey derseniz flag'in gönderirseniz complete olanları da söyler. Bir tane daha ekleyelim. Sonra bir tanesini complete yapacağız çünkü. .NET task core hatta bunu kendiniz test core'u ts diye de bir alias kullanmak suretiyle kısaltabilirsiniz. Çok daha kısa komut haline getirebilirsiniz. Diyelim ki add title hello world from hey. Bu da priority 3 olsun. What did I do? Task.net task core yanlış yazdık bunda. Sonra şunu ben kopyaladım da daha tekrar yazmıyor. Ya. Evet diyelim. Şu an iki tane var. Bir tanesi P3, bir tanesi P1. Her şey otomatik olarak inbox'a geçiyor. Inbox sizin default kategoriniz. Kategori desteği de var. Her ne kadar şu an çalışıyor olmasa da şey olarak istediğim gibi. Onun üzerine belki bu yayında, belki bir sonraki yayında onun üzerine çalışacağız. Evet. Şimdi gelelim .NET task or diyelim. Ya bunu şey yaptık aslında. Şimdi bir şey complete etmek istiyorum. C diyorum arkadaşlar. Sonra ID'si 01. Aslında ID değil tam olarak. Numara. Normalde ID'ler Unix timestamp. Hatta dosya ismi de o. Ama onu yazmak hani aynı git commit number'ları ID'leri gibi uzun olduğu için istemedim. Dedim ki ya bunu nasıl basitleştirebilirim? Sıra numarasına göre yapabiliriz. Dolayısıyla siz bunu complete etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz şöyle. Diyorsun ki ben birinci item'ı complete etmek istiyorum. Diyorsun. Çünkü CLI ortamı arkadaşlar çok farklı bir user experience'e sahip oluyor. UI'daki gibi şey yapamıyorsunuz. Yani şuna tıklayayım buna tıklayayım diyemiyorsunuz. Farklı bir user ortamı, farklı bir user experience. Nasıl basitleştirebilirim sorusunu soruyorsunuz. Ve orada da bunu basitleştirmenin en kısa yolu tabii ki en az typing yaptırmak. Ne kadar az type ederse, yazarsa o kadar basitleşiyor bazı şeyler. Bir yol tabii o. Şimdi ben gelip de ls dersem, bakın o gitti. Çünkü insanlara bittikten sonra çok önemli değil. Yani eğer önemli ama şöyle önemli değil. Bu command line ortamı olduğu için öyle scroll hani binler şey yazmak çok mantıklı değil, göstermek çok mantıklı değil. Simple, en simple possible hali. Dolayısıyla arkadaşlar eğer C derseniz bana bitenleri de göster. Yani complete olanları da göster derseniz bakın burada aktif testleri gösteriyor ve aynı zamanda bitenleri de gösteriyor.
Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyasınız. Yüzü şeyiyle. Experience ile. Bu tabii şu an devam ediyor. Şu an şeyler falan da var. C yerine mesela burada app dediniz. Ondan sonra title diyelim. Şu an command core'da bu arada positional argüman mantığı yok. Onu eklemek istiyorum. Onun da aslında eksikliğini test core yazarken gördüm ama biraz fundamental bir change olacak command core framework'ünde. Ya yani positional'dan kastım şu. Add dedikten sonra mesela bunu yazdığınız ilk şeyi title olarak almasını istiyorsunuz. Şey geçirmenize gerek yok. Mesela title ya da l istediğim t. Title yazarsanız yine POSIX formatı. Hyphen hyphen title ya da hyphen t artık size kalmış. Ondan sonra hani bunu yazmak zorunda t yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Otomatik olarak ilk argümanı t olarak alıyor. Onu da tabii şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesela add task options diyelim. Buraya gelecek arkadaşlar. Burada diyeceksiniz ki işte default. Default mu dersiniz? Default gibi ya da işte positional dersiniz. Yani position işte position 0, position 1 gibi. Pozisyonel sırasına göre şey argüman. Bu arada .NET Core burada arkadaşlar C# 8 kullanıyorum ve şey var. En azından Command Core var. Burada yaptım hatırlamıyorum da. Burada da var aslında. Evet, burada da var. Bunlar arkadaşlar şeyler aktif bunlarda. Bunda değil de şurada aktif olması lazım. En azından Command Core'da aktif onu biliyorum. Ama neyse bunu aktif etmemişiz. Nullable Type arkadaşlar. Bunu aktif ettim Command Core'da. Dolayısıyla daha bilinçli bir şekilde null mu değil mi bunun çekini bakacaksınız. Eğer olur da şey yapmak isterseniz, bir şey eklemek isterseniz, bir contribution'da bulunmak isterseniz. Son olarak da şunu göstereyim, sonra koda devam edeceğiz. O da şu, help demiştim. Help yazarsanız size help print ediyor. Bu otomatik olarak oluşturulan bir şey. Siz bunu yazmıyorsunuz kendiniz teker teker. Bu arkadaşlar komutları inceliyor Command Core sizin için. Burada görmüş olduğunuz gibi komutları buluyor. Varsa description'larını print out ediyor. İşte mesela add C options, title, color bunlar var. İşte add dersen add a new task. Bakın burada tüm opsiyonları sizin için teker teker yazıyor. Sadece opsiyonları değil, aynı zamanda aliaslarını ve birden fazla şey yapabiliyorsunuz. Yani birden fazla binding opsiyonu var. Bu şu demek. Bakın burada aslında örneği var mı? Belki vardır. NuGet terminal var mı acaba? Yani şu opsiyon mantığını arkadaşlar, şöyle önce ben bir buraya description yazayım. Title of the task. Sonra mesela burada title değil de name diyebilirsiniz, değil mi? Bu desteği de veriyorum. Bunları istediğiniz kadar şey yapabiliyorsunuz. Apply edebiliyorsunuz. Name of the task. Neyse. Bir tane ilk description olarak bir tanesini alıyor. Onu söyleyeyim. Hepsini almıyor. Tüm description'ları print out etmiyor. Ama ben bunu build edeyim. Build solution'un eğer Mac ve Windows arası dolaşıp duruyorsanız en büyük problem şey oluyor. Key mapping. Biri command kullanıyor, biri control kullanıyor falan filan. Onun için biraz kafa karışıklığı olabiliyor. Neyse, çalıştıralım şunu. Add new category. Okay. Burada dışarı görebilirsiniz. Bakın alternatif isimler de print out ediliyor. Title ya da name kullanabilirsin ve title of the task. Bu description'da böyle print out edilmiş oluyor. Bu çok güzel bir özellik. Tabii bu hani en azından şey deyip geçmeyin. Çok çetrefilli bir şey yani bu. Ne dersiniz ona? Help olayını oluşturmak. Bu Command Core'da sizin için bunu da yapıyor yani. Tabii eksikler var. Mesela şu an test ederken örneğin şunu bir şey yapmazsanız hata alıyorsunuz. Bu aslında hata almanızın sebebi arkadaşlar, hiçbir şey vermiyorsanız default verb'ünü oluşturmanız lazım. Ondan sonra belki bu noktada bunu düzeltebilirim. Yani normalde burada zaten exception mesajlarını açık olması gerektiği kadar açık yaptım. Buraya bakarsanız
İşte cannot find any verb class that can handle verbs. Aslında bunu düzeltmek lazım. If your application does not have verbs, add a verb with a name default. Bir tane böyle verb eklemen lazım. Class bu arkadaşlar giriş noktası artık. Hani hiçbir şey yoksa direkt otomatik olarak ona geliyor. Bu aslında configure edilebilen bir şey olabilir. Onu düşünmem lazım. Yani ister default verb handle edin. İsterseniz de ya da şu olabilir, bakın ben hatta onu düzelteyim şimdi. Niye kasıyoruz? Hatta ben düzelteyim 2 dakika. Nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Önce add a new class default verb diyelim. Okay, add opsiyon, tabi bunları belki ileride şey yapmak istiyorum, hani opsiyonsuz da olabilmeli çünkü opsiyon olmayacak her zaman. Ama şu an için zorunlu arkadaşlar maalesef. Default options. Bu verb options base'den geliyor. Şu an için buraya bir şey yazmama gerek yok. Boş olacak zaten. Ama maalesef şimdilik mecbur onun oluşması. İleride dediğim gibi bunsuz da olabilen bir versiyon olabilir. View diyelim. Add new item. Add a new class. Add default verb view diyelim. Bu da view verb view base'den geliyor. Bunun yazacağı şey şu olacak. Consider right line. Please use help to find out what subcommands are available. Okay. Yani böyle de yazabilirsiniz. Use commands are available. The commands. Commands are available. Dersiniz. Ondan sonra default verb'e gelirsiniz. Default verb arkadaşlar. Bu da verb base. Oops. Ondan sonra bu da default view. Default verb view. What's going on here? It must be convertible to public base verb options base in order to use the sub parameter. Yanlış mı yaptık? Verb. Pardon, yanlış yaptık. Default options. Verb değil. Şey, view değil. Options kullanıyorsunuz. Kendi yazdığım kütüphaneyi ya da framework'ün şeyini hatırlamıyorum. Sonra arkadaşlar new, return new return new default verb view. Bu verb view'ı istediğiniz kadar parametre pass edebilirsiniz. Yani size kalmış, geçirebilirsiniz. Constructor'ında ya da vesaire. Şimdi bu kadar. Yani bir komutu bu şekilde implement ediyorsunuz. 2 saniyelik iş, bir anlayınca meseleyi. Ondan sonra dikkat ederseniz clear bir şekilde, açık bir şekilde hepsi ayrı ayrıştırılmış durumda. Anlıklar şurada bir şey olmasa da. Şimdi ben bunu build diyeyim. Tabi şu an bir şey eksik yaptık. Neyi? O da şu default şey, şu default verb arkadaşlar. Buna bir isim lazım. Çünkü bu verb name default. Ondan sonra evet. Şimdi bu otomatik olarak seçilecek şimdi. Onun için bunu bu publish build. Şimdi ben mesela terminalden gelip çalıştırırsam görüyorsunuz hata yerine please use help to find out what commands are available or which commands are available. Neyse. That will be better I guess. Default verb view. Which commands are available? Build. Demek ki bu şeyde de aynı. Windows'ta da aynı. Okay. Şimdi çalıştırdığınızda evet. Bu size arkadaşlar bir yönlendirme yapıyor. Ondan sonra da geliyorsunuz. Ha, öyle mi diyorsun ve help diye çalıştırıyorsun ve burada görmüş olduğunuz gibi bu bitmez default'u da ekleyecek mi? Ekledi. Default filter. Filters tasks. Default filter. Ha, burada bir default filter mı? Burada bir hata olabilir, onu düzeltmem bakalım. Bir hata bulduk şu an. Bu default'un herhalde aşağıda olması gerekiyordu.
Bu aslında şöyle bir hata olmuş olabilir. Ben eğer benim framework olunca biliyorum nerede hata olma ihtimali olduğunu. Buna ben mesela else koyarsam else yok muydu? Description yok, ulan tamam. Bu başka bir hata var burada. Default. Aslında default'un print edilmesine bile gerek yok aslında. Yani helped olmasına bile gerek yok değil mi? Default'un ne gereği var yani? Mesela bu bir sorun. Test. Bunu şey yapalım. Where is my task core? Evet. Kendi to-do uygulamam bu. Günlük hayatta kullandım. To-do'suz olamaz arkadaşlar. Eğer iş yapıyorsanız illa bir to-do'unuz olacak. Onu bilir onu söylerim yani. Remove ya da don't display default verb in the generated help. Onu display etmesin. Çünkü orada bir komut yok yani hani. Belki ya da etsem acaba? Onu düşünmem lazım. Çünkü diğer türlü help ortaya çıkmıyor. Adam hiçbir şey girmezse helpsiz olacak yani. Evet, şunu kenara alayım. Task core scheduler. Şimdi bugün ne yapmak istiyorum? Introduce verbose flag. Okay. Creation date for tasks. Bugün arkadaşlar. Hatta şuraya not da düşeyim değil mi? Hazır yapmışken. Fix the missing of Linux dersinde. Şurada gözükmesi için show completed cancel hide completed. Mesela bir hata bulmuş olabiliriz şu an. To-do uygulamasında to-do liste. Ben bu adamlara bayağı bir şey gönderdim. Çoğunu da implement ettiler arkadaşlar. İlginç bir şekilde sağ olsunlar. İstediğim birkaç bir şey var. Mesela dedim ki ya bu bunsuz olmaz. İşte örneğin işte work diyorsunuz. Ondan sonra şunu istedim, adamlar yaptılar. Şunu eklemelerini istedim. Birkaç bir şeyler istedim bunlardan. Bayağı bir ilgilendiler yani to-do list. Evet. Şimdilik devam edelim. Biz önce de bunu ben To-do uygulaması arkadaşlar tamamıyla bir dependency hiçbir şey yok. Yani sadece sizin file sisteminizi kullanıyor. İnternet kullanmıyor, bir yerle sync etmiyor. Ondan sonra bir veri tabanı falan kullanmıyor. Yani gidip de to-do uygulamasındaki DB dosyasını silerseniz hiçbir şey olmamış gibi olur. Aynı Git'i biliyorsanız eğer. Git mantığı gibi. Tamamıyla dosyalarınızı kullanıyor. Başka hiçbir şey kullanmıyor yani. Şimdi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Size anlatacağım ya da onu sonra gelirim belki ya. Biraz kod yazayım şu an. Oraya gelirsek eğer orada neden o veri tabanı o yapıyı kullandığımı anlatırım yani şeyini. Evet. Şunları kapatalım ya bayağı bir şey var.
close others. Şimdi gelelim bakalım ne yapacağız. Creation date for tasks. Okay, bu eksik mesela. Add task. Ondan sonra önce bunun tabii opsiyon olması lazım. Ya opsiyon değil. Yani creation date otomatik olarak generate edilen bir şey. Şimdi bu noktada herhalde offset yapsak daha mantıklı. Orada adam time zone'unu falan değiştirirse en mantıklısı UTC'den gitmek. Ondan sonra lokale dönüştürmek olur. Şurada aslında böyle kasmak da istemiyorum. En basit bir şey olsun istiyorum. Neyse geliriz şimdi oraya. Okay, to perform some input validation here for required fields. Great. Yeah, let's see. What I need is a simple thing here, and that is creation date. And aslında iki tane şey ekleyeceğim. Onun için şeye gideyim. To-do'ya gideyim. Creation and public string creation date. Diyebilirsiniz niye bunu tutuyorsun? Aslında date time tutabilirim ama ya da date time tutayım ya, değil mi? Date time. Ya da date time offset de tutabilirim. Hangisi mantıklı? Date time offset mantıklı, değil mi? Herhalde ki. Şey var mı date time offset'te? Okay, date time offset tamam. En mantıklısı. O zaman UTC'yi tutmayız. Date time offset tutarsak da faydası olacak mı? Olur. Ya diğer türlü lokal çevirmem gerekecek. UTC'yi tutarsam lokale çevirmem gerekecek. Ama date time offset tutarsam istediğim gibi oynayabilirim yani. Dolayısıyla bunları hatta ben date time offset diyeyim. Date time offset inşallah düzgün bir şekilde serialize oluyordur diye umut ediyorum. Bir şey daha lazım. Public datetime offset. Mesela creation date her zaman olacak ama completion date her zaman olacak. Completion date. Okay. Completion date, creation date, priority. Şimdi burada creation date. Bunda aslında datetime parse. Datetime parse değil, datetime. Umarım datetime offset bana şey veriyordur. Bunları insan unutuyor artık biraz zaman sonra. Parse şeyi var mı? Hangi datetime zone'u söylemek istiyorum. Culture info. Format provider. Datetime format info. How am I supposed to say culture info? Datetime format info. Provide specific code. Okay. Calendar day name, specify time zone. How am I supposed to say this is the time zone? Ya da gerek var mı? Ya da offset'e gerek var mı ya? Düşünüyorum şu anda overkill mi? Bu adam bunu taşımayacak ki ya. Zaten bilgisayarı belli, şeyi belli. Tamam arkadaşlar, datetime offset'e gerek yok ya. Bana gereği var. Belki ileride değiştirebilirim ama şu an için. It's an overkill. Okay. Keep it simple. Dolayısıyla çünkü bu şey değil hani nasıl diyeyim bir yere sync olmayacak, bir şey olmayacak yani. Belki ileride olursa da date time offset'i dönüştürmek zor olur mu? Aslında default culture yok mu ya? Yani makinenin kültürü neyse ona göre alternatifsin yok mu acaba? Conversion specified okay. Datetime offset equivalent. A string that contains the data and string time offset an object. Okay, what else do we have here? Parse exact.
Mesela current culture. Gidip geliyorum şu anda. Date time. Offset. Arkadaş niye silmiyorsun? Due date. Okay. Evet, bu tutmadı. Ne yapacağız? Invariant culture. Tamam, niye kültür infoyu niye kabul etmiyorsun? Bu okay, herhangi bir şeyden. Tamam, I format provider'dan gelmiyormuş. Yanlış mı bu? What is wrong with you? Oh, okay. Yo, okay. Date time. Yeah, okay. Bu daha iyi oldu herhalde. Anlarız birazdan. Daha iyi, daha mı kötü. Completed creation. Date. Date time. What said now? Hani olur da ileride şey yapmak gerekirse belki diye bir umut. İleride belki büyür. İnternet falan sync olayı gerçekleşir. O zaman offset önemli olmaya başlıyor. Çünkü adam hani evini başka bir time zone'a falan taşındı. Şudur budur. Onlar önemli. Bu şimdi geliyor. Bir de arkadaşlar bu şey olunca complete task yapınca mark complete deyince task completed task dot completion date. Şey de yapmayı düşünüyorum. İleride mesela hani şey diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya bana bir de şey de göster. Bir task'in tamamlanması kaç saat sürdü? Kaç dakika sürdü? Falan bunları da göstermeyi düşünüyorum yani. Okay. Güzel. Bunları şimdi test etsek iyi olacak. Tabi bu aynı zamanda plus task completed task list task view. Onu burada da göstermek lazım. Belki creation date çok önemli mi göstermek? Belki şey denebilir yani. Belki verbose dersen V flagini kullanırsan ki onu isteyebiliriz. O noktada eğer V varsa o zaman göstersin. Ne zaman create edildin değil mi? Bunu Kubernetes falan da kullanıyor verbose olayın. Bayağı meşhur verbose. V flagi. Dolayısıyla list task options. Option name. Verbose. Alias. Böyle bir durumda aslında buraya opsiyonu geçirsek iyi olacak ya. Yok, list task list task. Evet, buraya opsiyon gelse iyi olacak. Ekleyelim. Complete task. Yok. .NET çok değişti arkadaşlar.
.NET Core. Belki de benim en sevdiğim taraflarından bir tanesi de publish etme olayında single executable olayının gelmiş olması yani. Artık yüzlerce DLL gelmek yerine tüm DLL'leri her şeyi birleştirip bir tane executable verebiliyor. .NET Core 3.1 ile geldi o. Diğerlerinde yoktu herhalde. Pardon, 3 ile geldi. 3.1 değil de 3 ile geldi. Şimdi render response completed, completed, write line if options aynı zamanda bakın burada konsol demiyorum çünkü şey var. Şunu diyebiliyorsunuz. Statikleri bu şekilde import edebiliyorsunuz C#'da. Dolayısıyla console write line yazmak yerine devamlı burada tek yapacağınız şey write line demek. Ya da write. Aynı zamanda string interpolation var. Bunu da şöyle yapalım. Created şey created in task creation date şöyle temiz bir şey var mı? String desek neye göre yapar bunu? Şu olsun değil mi? Our custom P7 custom istemiyorum. Full date Thursday April. Çok güzel duruyor. Şu da fena değil. Ama herhalde ben günü görmek isterim. Yani Thursday de okay. Bu daha şey duruyor. F. What's wrong with you? Convert the value exception. Replace with format specifier. Oh, okay. İlginç. Güzelmiş. Format specifiers. Bunu daha önce duydum ama ilk defa kullanma şansım oluyor şu an. Created in ya da buna add dersin değil mi? Created add ya da created yok ya bir şey yazmayalım şöyle yapalım gitsin. Ne kadar az information o kadar iyi yani şey olarak gereksiz information ya adam date'i görünce ya bu tam uzman oluşturulmuş diyebilir belki. Bakalım belki değerli insanlar derse ya biz bunu anlamıyoruz. Creation, created falan bir şey olsun. Dolayısıyla aslında sen kal. Okay, hala sen bitmedin çünkü. Creation date tamam. Aynı mantık şeyde de olacak. Completion creation right şuraya yapabiliriz aslında. Ama burada artık olması lazım. Created at and completed at. Herhalde diyorum saat olduğu için at demek gerekiyor. Created, creation, completion diye yanlış bilmiyorsam. Okay. Şu arkadaşlar bunları da print out edecek. Tabi bunu çalıştırmak için önce bizim şu şeyi silmemiz lazım. Şu an PowerShell değiliz mi? Remover, nedir? R falan mıydı bu da şey? DB. Remove. File remove empty directories are recursive var mı force okay force vesile rm force recursive db
Nine. Bu tam olarak nedir ya? .NET task for at t world p2 okay .NET task for DLL t universe p3 Şimdi buna şey geçireceğiz. V flagini. Evet. Bayağı şey oldu ya, uzun oldu. Created at Sunday. Completed at. Okay. Completed at. Yanlış mı yaptık onu biz? Yanlış yere yazdık. Bunlar tam tersi olacaktı. Şu. Bu. Okay, şöyle olacaktı. Okay, hatta kategorinin altında olacak. Dolayısıyla sen write olacaksın. Ondan sonra senin altına write line gelecek. Evet. Şimdi oldu. Inbox Sunday PM. Sunday. Şu an 1.58 PM. Vay be. Doğru. Çalışıyor ha. Şimdi bir tanesini complete yapalım. Bu biraz tabii uzun oldu böyle de ama zaten verbose'da üstünde değil mi yani, hani normalde bu gözükmeyecek, sen bunu geçirmezsen ls diye geçecek. Diyorsan ki ya bana daha fazla bilgi sun. Vflag ile bunu alabilirsin. Şimdi .NET task core DLL bir şeyi complete yapalım. Mesela birincisini complete yapalım. Hello Mars. .NET task core DLL ls dedik, gitti. C dedik, geldi. C ve V dedik arkadaşlar. Evet. Complete that true. Onu düzeltmemiz lazım. Creation date. True mu? Ya bu değil. Complete değil de. Completed date. Completion date. Şimdi çalıştırırsak created at Sunday and completed at Sunday. Inbox in category inbox. Bunu aslında bir şöyle hyphen gider. Güzel. Bu herhalde bunu şu an için götürür yani, başka da bir şeye ihtiyaç yok burada. Calculate show date time it took to complete a task. Completion date for tasks, creation date for tasks. Show category title instead of category ID. That will do it. Introduce verbose flag to okay, we did it. And then show time and to get to complete a task, then split it for so probably should not do when there's a pass. It's completed. And category title instead of ID, okay. So
Yapılacaklar. Test score nedir hocam? Türkçe altyazı test score'un ne olduğunu buradan daha iyi öğrenebilirsin. Sana şu an buradan göndereyim. İkinci mesele ise Todo uygulamasını zaten sadece yazılımda değil bence hayatın her tarafı, her açısı, her şeyinde geçerli. Yardımcı bir şey Todo kullanmak. Bunlarla alakalı hatta Get Things Done isimli bir kitap var. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Türkçesinde bilmiyorum. Varsa onu, var mı onu da bilmiyorum. Ya oradaki spesifik to-do değil ama benim için en basit hali o kitaptaki en basit hali o prosesin to-do ile oluyor. Yani to-do'nun önemini göstermek için belki size şunu gösterebilirim. Görüyorsunuz. Ben bu uygulamayı spesifik bu uygulamayı daha önce şey kullanıyordum. Microsoft to-do kullanıyordum. Sadece bu uygulamayı February'den Şubat'ın sonu belki Mart'ın başından beri kullanıyorum. O zaman da arkadaşlar bu zamana kadar 1700 tane task bu sayede bitirmiş oldum yani. Bunu akıldan tutmak falan imkansız zaten. Bunları akılda tutayım falan filan bir şey yok yani. O planlama yapamazsınız akılda. O hikaye yani. İlla bir yere yazıp aktif olarak bakmanız lazım bir uygulamaya. Ondan sonra bu şey yani bayağı iyi bir şey. Diğer türlü eğer çok aktif iş yapıyorsanız her şeyde yani hayatla alakalı da ben hayat şeylerini burada tutuyorum. Personal işlerini burada tutuyorum. Keep up edemezsiniz. Neyse ben bunlara uzun yazılar yazdım. Konuştum şimdi tekrar tekrar gitmiyorum oraya da. Okay. Şimdi ikinci mesele bu önemli. Kategori olayı şu an hala implement edilmiş değil. Tabi bu kodda eminim bayağı hata vardır. Onun için bir ara gidip tüm işte edge use case'leri yani şöyle olursa böyle düzelteyim. İşte adam şunu girmezse hata almak yerine belki daha düzgün bir mesaj alsın gibi. Böyle edge case'leri şey yapmam lazım. Üzerinden geçip düzeltmem lazım. Biraz daha smart, biraz daha böyle predictable çalışmasını istiyorum şeyin, uygulamanın. Yönlendirsin yani kullanıcıyı. Evet, ne yapacaktık? Kategori olayını yapacaktık. Şimdi tabii önce bir kategoriyi implement etmek lazım. Ve kategoriyi implement edeceğiz derken de madem oraya geldik, size anlatmak istediğim şu konuyu anlatmak istiyorum. Terminal. Burada arkadaşlar DB'ye bakarsanız DB dediğim şey active, categories ve completed diye 3 tane kategori, 3 tane directory dediğim ya da klasör diyebileceğim yerin olduğu yer. Klasör. Örneğin işte Active'in içine bakarsanız işte iki tane dosya görüyorsunuz. Bu şeye de benziyor. Hatta biraz oradan da kopyalamış oldum. Kategorize şu an bir şey yok da ondan sonra Complete'e bakarsanız burada da bu dosya var. Hatta bunların içini açarsanız, açıp bakarsanız işte Complete'e diyelim. Active değil. Ne var şurada? Şu var. Bir tane JSON göreceksiniz bunun içerisinde. Bu kadar open yani uygulama. Hiçbir şey saklamıyor sizden. Tüm şeyiniz burada. Gelin hatta elle bile değiştirebilirsiniz. Hatta olur da bir batch uygulaması yazmak, bazı şeyleri düzeltmek istiyorsanız kendi şeyiniz için ya da bu Todo uygulamanızı başka bir uygulamaya import edip raporlama yapmak isterseniz bile o kadar açık yani. Tüm Todo şeyleriniz burada. Oturun inceleyin. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ondan sonra şunu düzeltmem lazım da. İşte şu an kategori üzerine çalışacağız. Şu an kategori ID'yi kullanıyor ama normalde kategori ID'nin başka bir şey olması esas kategorinin de böyle bir JSON dosyası şeklinde olmasını istiyorum. Yani kategori olmasa da olur mu? Olur aslında. Ama kategorinin de sunduğu şeyler falan var. İşte kategoriye göre filtreleme olacak vesaire. Onlar da şu an işte ikinci adımımız şu an çalışacağım adım o.
Burada arkadaşlar dediğim gibi bu 3 tane klasör kullandım. Normalde active ve completed olayını birleştirmek istiyordum. Daha doğrusu ilk başta öyle yazdım. Yani bir tane klasör var. DB diye bir klasör var. Hatta task isminde bir klasör vardı. Her şey onun altında olacaktı. İsimler, şunlar, bunlar vesaire vesaire. İşte tasarımda arkadaşlar ufak tefek bazı şeyler kodunuzu çok değiştirebiliyor. Kodunuzu çok basitleştirebiliyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. İlk başlarda benim şöyle bir durumum vardı. Hem performans açısından hem kodun basitliği açısından. Hem aktif hem complete olan task'lar aynı klasör içinde olduğu için, ayrıştırılmadığı için dolayısıyla mesela işte tüm task'ları örneğin getirmek istemiyorum. Adam 1000 tane task complete etmiş. Tamam, onların şimdi oturup gelmesine gerek yok. Ama bir filtreleme uygulamak istiyordum. Yani diyordum ki arkadaş bunu nasıl yapabilirim? Hani sadece örneğin complete olanlar gelsin. Hepsi aynı klasörde olunca başka bir filtreleme yapman gerekiyor. Ya tüm dosyaları önce alacaksın, yükleyeceksin. 1000 tane, 1500 tane dosyayı alıp yükleyeceksin. Ondan sonra yani memory'e yükleyeceksin. Ondan sonra bunları deserialize edeceksin ve içerisindeki completed flag'ine bakacaksın. Bu bir opsiyon. Çok mantıklı bir opsiyon değil. Diğer türlü çünkü sadece aktif olanları istiyorsun. Aktif task'leri yani complete olmamış task'leri göstermek istiyorsun kullanıcıya. Ama gidip binlerce bitirilmiş, complete olmuş task'leri de memory'e yükleyip parse ediyorsun. Bunun bir özel mantığı yok. İkinci özellik arkadaşlar oturup şey yapmaktı. Dedim ki ya madem öyle yapmayayım bu saçma ne yapabilirim? O zaman file isimlerinde bazı meta dataları tutabilirim. İşte örneğin file ismi işte şu numara neyse işte numara underscore belki C. Bu şu demek complete olmuş demek ya da işte A aktif olmuş demek vesaire. Hani böyle dosya isimlerini parse edebilirim dedim. Bu sefer de bunun şöyle bir dezavantajı var. Tamam belki dosyaları teker teker hani deserialize etmene gerek kalmıyor. Oturup objeye dönüştürmene gerek kalmıyor ki içine bakıp complete mi değil mi bakasın. Direkt file isminden bir dosyanın complete olup olmadığını anlayabiliyorum. Ama bu belki performansa bir nebze yardımcı olabilirdi. Ama yine hala tüm dosyaları teker teker gezinmem gerekiyor. Bu bir. Değil mi? Yani tüm dosyalara bakmam lazım. Complete mi değil mi diye şey dosya isimlerini alıp incelemem lazım. Bir. İkincisi metotlarımı çok karmaşık hale getiriyordu. Çünkü aşağı yukarıdan gelen requestler işte yukarı katmanlardan gelen requestlere bakıp hani işte file isimlerini falan ona göre ayarlamam lazım. Bunlar hakikaten çok aman aman da rocket science değil ama yine de komplike hale getiriyordu vesaire vesaire. Ve arkadaşlar belki en önemlisi tabii ki de hani oturup aktif olanlara bakmak için tüm dosyaları gezinmem gerekiyordu. Yani binlerce, 2000. Çünkü aktif olan çok daha az olacak. Complete olan çok daha fazla olacak değil mi? Kullandıkça adam bunu. Aktif olan belki 10 tane task olacak. Complete olmuş belki 1000 tane task olacak. Habire bitirdikçe falan filan. Dolayısıyla arkadaşlar bu dizayn da hoşuma gitmedi. En temiz çözüm ne oldu? En temiz çözüm bunları ayırmak oldu. Bu aslında şeye de bakabilirsiniz. Şey mantığına çok benziyor. Bu veri tabanı mantığına da benziyor değil mi? Mesela join'den arkadaşlar. Join olaylarının yavaş olmasının sebeplerinden bir tanesi de işte veriyi çok büyütmesi. İki tane tabloyu join yaptığından artık çok daha büyük bir veri içerisinde iş yapmaya başlıyorsun. Onun yerine dedim ki ya bunu nasıl basitleştirirsin? İşte bunlar arkadaşlar ayrı klasörler içine koyuyorsun. Aktif klasörü. Aktif klasörü en çok çalışacak aslında aktif hem klasörün kendi aktif. Çünkü en çok orada çalışacak adam. Oraya iş oraya veri ekleyecek. Ondan sonra oradaki verileri aktif task'leri görmek isteyecek. Devamlı arkadaşlar o aktif klasör içinde çalışacağız. Aynı zamanda bir task'in aktif olması da aktif oldu yani complete olmadığını gösteriyor. İsim böyle o şekilde bir match olmuş oldu. Ondan sonra da dolayısıyla hem çok daha hızlı olacak. Yani query işlemi çok hızlı olacak. Ondan sonra varsa adamın update etmek isteyeceği bir şey çok daha hızlı olacak. Çok daha ufak bir alanda az miktar dosyayla uğraşmış olacak uygulama. Eğer adam hani diyorsa ki ya ben bir de complete olanları görmek istiyorum diyorsa explicit olarak belki biraz performans kaybı yaşayacak. Eğer çok fazla complete olan şeyi varsa ki task varsa belki ufak bir performans kaybı yaşayacak ama onu explicit yani açık açık isteyecek benden uygulamadan. Uygulama o zaman yüklemeye başlayacak. Dolayısıyla farklı use case'lerle belki complete olanları yükle dediğimiz zaman hani bir mesaj gösterebilirim işte şu an uygulama şey tüm complete olanlar getiriliyor vesaire vesaire gibi. Diğer bir mesele arkadaşlar adama şöyle bir opsiyon sunacağım. Bir komut olacak. İşte şu
zaman önce bitirilmiş, işte diyorum 5 ay önce bitirilmiş tüm complete olan şeyleri sil. Performansı hızlandırmak için öyle bir flag olacak. İşte purge diye bir komut. İşte purge olacak. Purge since or ya da işte neyse işte yani before 5 months gibi böyle. Diyeceksin ki 5 ay öncesindeki tüm 5 ay önceki tüm şeyleri sil. 5 ay ve sonrasını. Gibi. Ondan sonra onları silecek. Dolayısıyla böyle bir hem biraz daha hızlandırmak açısından. Çünkü artık silmişsin yani. Bitmiş artık onlara oturup tekrar tekrar bakmayacaksın. Boşuna durmalarına gerek yok. Bu arkadaşlar şu anda benziyor. Hot and cold storage mantığını da biliyorsanız bu ona çok çok benziyor. Hot olan, hot dediğim yani devamlı query'lerin çalıştığı veri tabanına hot veri tabanı denir. Onu ne kadar ufak tutarsanız o kadar hızlandırırsınız. İndeks olsa bile yavaşlamaya başlıyor bir zaman sonra. Çünkü çok fazla şey indekslemeye başlıyorsunuz. İndeksleme süreci yavaşlatabiliyor. Eğer indekslemeyi ayrı bir yere offload edebilirseniz ayrı bir şey de. Edemezseniz neyse. Onun için arkadaşlar hot storage'lar pahalıdır. Ondan sonra bu aynı ona da benziyor. Şu an mesela aktif olan hot storage, complete olan cold storage archive olmuş. Hatta belki ileride buraya bunu şöyle de tasarlayabilirim. Active, warm and cold. Yani complete olanlar warm storage. Ve arkadaşlar bir zaman sonra diyelim ki uygulama 5 ayda bir, 3 ayda bir, 4 ayda bir neyse artık. Complete olanları da arkaya taşır. Hani işte sen belki son 3 aylık ya da son 2 ay sonra hatta son belki 10 günlük complete olan şeylerine bakmak istiyorsun. Task'lerini görmek istiyorsun. C flag'ini geçirince. Ondan sonrası yani bir 10 bin tane listeye bakmaya gerek yok. Sana çok az bir şey lazım. Son günlerin complete olmuş task'leri lazım. Onun için arkadaşlar bazı komutlar ufak ufak complete şeyinden arada bir böyle taşır, şeye taşır. Archive diye ayrı bir folder'a taşır. Bu tamamıyla artık active, warm ve cold storage mantığına giriyor. Bunu biz işlerinde hani ben tasarım yaparken bunları çok düşünüyorum şey olarak. Para olarak da çünkü cold storage'lar daha ucuzdur. Çünkü çok yavaştır. Mesela nasıl yavaştır diyebilirsiniz. İşte örneğin hot storage'lar arkadaşlar SSD kullanırlar. Ondan sonra cold storage'lar hard diskler, işte magnetik hard diskler falan kullanıyorlar, eski hard diskler. Ondan sonra işte cold storage'ların belki bandwidth'leri falan daha fazla oluyor. Hot storage'ların pardon, cold storage'lar daha farklı. Yani böyle arkadaşlar bildiğiniz fiziksel farklılıklar var aralarında yani. Evet, bu arada onu da anlatmış oldum. Önemli bir şey cold, hot ve warm storage'lar. Bunları tavsiye ederim aklınızda bulunsun. Diğer türlü insanların bakmayacağı veriler için para ödeyeceksiniz. Bol 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 miktarda para ödüyor olacak. Zaten bakmayacak bile o veriye. Yani. Onun için şeyi anlamak önemli. Use case'leri anlamak çok önemli. Doğru soruyu sormak önemli. Yoksa ben programcıyım, ben işte bunu her zaman böyle yaparım dersin. Boşuna para yersin yani. Şeyle iyi anlaşmak lazım. Kullanıcıyı doğru yönlendirmek lazım ve kullanıcının isteklerini doğru anlamak lazım. Kullanıcı için önemli değil ya. Adam hard code umunda bile değil. Sadece orada adamı nasıl o uygulamayı kullanacağını doğru anlamanız lazım. Yoksa kullanıcı sen işte buraya çok bakıyor musun diye sormandan daha ziyade adamı inceleyeceksin nasıl kullanıyor vesaire. Belki Application Insights gibi uygulamalarda. Adam bakıyorsun ki ayda yılda bir kullanıyor mesela archive kısmına. Archive edilmiş dosyalara ayda yılda bir bakıyor. Ya ayda yılda bir bakıyorsa bu adam tamam bırak 2 dakika yükle yani geç yüklesin önemli değil. Yavaş yüklesin de bir spinner göster şu an işte uygulamanızı şey yapıyoruz falan filan de önemli değil. Adam için önemli değil o yani. Ayda en fazla kaybedecek şey 1 dakika kaybedecek. 2 dakika kaybedecek. Hani o sayfaya bakmak için. Ama sen bir ton para kazanacaksın yani. Çünkü veri tabanları arkadaşlar özellikle cloud ortamlarında belli bir SLA'in belli bir service level agreement'ın size sunulması için provision'lar şey yapılır. Size direkt adam hard disk ayırır. Hard disk diyorum. Size direkt otomatik olarak belli hardware'leri ayırırlar. Adam der ki bu hardware'i al arkadaş kullansan da kullanmasan da ben sana bu SLA sunmam için sana bu parayı charge ediyorum. Mesela RU mantığı vardır Azure'da. Request unit'ler. Ondan sonra sizin Cosmos DB'niz işte Cloud Database'iniz provision edilir ve denir ki bu sana ayırdığımız tüm resource'lar bunlar. Senin SLA'in tatmin edilmek için. İşte 99.9 falan filan. Dolayısıyla kullanmadığın halde o veri tabanını bazı tablolarını vesaire vesaire parasını ödüyor olacaksın yani. Gerek yok. Neyse, diyeceklerimiz bu kadar. Evet, biraz daha şöyle bakayım sonra yeni kapatayım artık saat 2:17.
Şimdi kategori meselesini şey yapalım biraz. Çok yapmayacağım. Belki kategori implement et olayına bakacağız. Onun dışında. Okey, kategori et. Ne var burada? Title var, color var. Niye color yaptık? Neyse, color da kalsın. Title color ID zaten otomatik olarak generate edilecek. ID ya hash yapabilirim ya time Unix yapabilirim. Unix time şeyi. Mantıklı olan hash herhalde değil mi? ID için, şey kategori için. Task için task için arkadaşlar ilk başta şey yapmıştım. Task'lerin ID'lerini, dosya isimlerini Unix şey dosya isimlerini hash kullanmıştım. Yani içindeki verilerin digest değerlerini kullanmıştım. Sorting çok iyi olmadı onunla. Onun yerine sonra Unix timestamp kullandım isimler için. Onda mükemmel sorting oluyor. Çünkü en son create edilenin direkt hızlıca sort edebiliyorum. File dosya isimlerine göre. Şey yapmama gerek kalmıyor. Oturup içindeki creation date'lerini mesela parse etmeme gerek kalmadı. Evet. Verb view base opsiyon geldi. Şu an bizim şey var mı acaba? Şu an aslında benim daha şeyi implement etmem lazım. İki tür programlama oluyor arkadaşlar. Hani yaklaşım diyeyim. Tasarım falan ondan bahsetmiyorum. Sizin mesele yaklaşım tarzınız. Ya high level yaparsanız ya low level ilk başta gidersiniz. Yani top to bottom ya da bottom to top. Top to bottom dediğim şey hani ya işte interface var mı, şu var mı, bu var mı değil de hani her şey varmış gibi davranırsınız. Biraz daha outcome tabanlı çalışmak o yani. Ondan sonra yani şöyle diyeyim mesela işte önce diyorsun ki ben şey yapacağım bir işte to do diyelim ki task repo'yu oluşturacağım. Şey task create etmek kodunu yazacağım diyorsun. İlk başta gelirsin işte repo'yu yazarsın, onun implementasyonu yaparsın, şu olur, bu olur vesaire vesaire vesaire. Ondan sonra gelirsin bu task repo'yu kullanacak olan task class'ını yazmaya başlarsın. Ya da ilk başta task şeyini yazarsın. Sanki o repo varmış, interface varmış gibi. Bu aslında biraz daha bana mantıklı geliyor çünkü yani bu top to bottom yani bu ikinci top to bottom yukarıdan aşağı, diğeri aşağıdan yukarı. Bu çünkü diğer türlü bazen repo'da gereksiz şeyler yani kullanırım diye düşünüyorsun, gereksiz şeyler yazmaya başlıyorsun. Metotlar implement etmeye başlıyorsun. Kullanmıyorsun ondan sonra elinde kalıyor. Onun nasıl olduğunu göstereyim. Geçen öyle bir muhabbet var benim Twitter sayfasında. Ben sanki şeyim varmış gibi arkadaşlar davranacağım. Diyeceğim ki ya şu an ne lazım bana işte ay kategori repo burada var. İşte diyelim ki işte kategori ondan sonra et var mısa ben implement etmişim. New kategori. Color şu an color kalsın şu an ya. Color kalsın mı? Kalsın ya şu an için color. İleride onu implement ederim yani şu an. Kısaca tutalım. Şu an color'ın olduğunu düşünmeyin. Sadece title var. Name. Aslında kategori title mı kategori name mi daha mantıklı? Kategori name daha mantıklı. Neyse onu sonra şey yaparız. Ben biraz consistent olması için aslında yani task'le title var, kategoriyle title olsun. Hani direkt T'yle her şeyi represent edelim diye düşündüm ama. Neyse. Şimdilik böyle kalsın. Kategori ID meselesi. Kategori ID aslında sen tanımlamaman lazım. Sen sadece bunu yap yeter. Repo yapsın o iş.
En azından şeye gitsin değil mi? Options gitsin. Bu aslında sadece buna özgü olsun ya. Ya da olsun mu? Kategori aslında kalabilir ya. Kategori çok basit bir şey olacak çünkü yani tam da şey diyelim. Et diyelim. C# gibi diller arkadaşlar alakalı tek sevmediğim şey Shift tuşu. Shift tuşuyla alakalı hep sorun yaşıyorum. Hep elim yani ya senkronize olmuyor. Dolayısıyla hep M küçük oluyor. Onun için hep sil yeniden düzeltmem gerekiyor. Yani büyük harfler küçük harfler meselesi. Şey seviyorum yani. Görüntü olarak sevmiyorum ama çok daha basit geliyor. Her şeyin küçük harfle yazılmış olması. Neyse artık. What's wrong with you? Combine. Gelmişken zaten şunu da ekleye, şunu da oluşturabiliriz. Gel ID, ID.
Yes, I need this. So the category will be string and string spline. Oh, something is missing. And that is content. Acaba bundan timestamp yapsam ya. O zaman ama kategori tekrar oluşturabilir mi? Ya da ben de kategori şöyle mi yani yanlış yaptım ben. Ya da kategori ismini kullanayım ben şey olarak yani. O zaman daha hashleme daha basit olur. Hem ismini bir kategori exist mi değil mi bakmak istersem direkt kategori ismini hash yaparım. Okey daha mantıklı. Şöyle demek istiyorum yani. Şunu alayım. Cut content değil. File name diyelim ya da kategori ID diyelim buna. Kategori ID. Kategori nokta name to get hash top. Sonra contenters. Content değil. Kategori ID name var. Content de geç. Bu aşağıda olsun. Tamam. Tamam kategori ID değil de artık şey diyebiliriz. Kategori nokta. Okay. Bu string get hash part. Sonra kategori content kategori nokta kategori id file name olacak return kategori id'si de gelecek yani eğer id'si ihtiyacı varsa add yaptıktan sonra this is good content string delete kategori id şu an mesela tek yapacağım şey kategori id artık file name olduğu için delete kategori diyelim buna kategori id şimdilik bu return true olsun void yes file name tabi burada hani file exists falan olması gerekiyor da ya işte örneğin path combine kategori deal their full name file name ise file delete gibi. Evet. Kategori repo başka ne var burada? Mesela şu an rahatlıkla ID'yi diyemek suretiyle örneğin şunu diyebiliriz. File manager get kategori ondan sonra kategori ID. Bunda lazım olduğunu bildiğim için yazıyorum ben. Şu an biraz mix taptı barım da tap. İkisi de gidiyor yani bizde. Bu kategori olacak. Modeldeki kategori. String file name file read all text. Bu pardon. String olacak çünkü bu serialize etmeyecek. Ondan sonra path.combine full name file name
Okay. Sonra file content. Sonra arkadaşlar J new serializer JSON serializer nokta deserialize kategori content oops deserialize what is it basin reader JSON reader new string reader content new basin text evet dekore ediyorsunuz dekorasyon decoration pattern decorate pattern öyle bir şey herhalde and return okay delete var get by id and possibly get all çünkü tüm kategorileri görmek istersin değil mi give me all categories gibi son olsun da şimdi acelesi yok bu önemli çünkü şey yapacağız exist mi değil mi diye get by id eğer yoksa tabi burada aslında null olabilmeli ki ben bunu şey yapabileyim hani yoksa diye aslında bunu arkadaşlar enable diyelim artık ya. Get by id dolayısıyla bu eğer boş get kategori file ne bu hata veriyor mu? Okay. Hata veriyorsa if file exist hatta string bu da geldi mesela C# 7 ile artık hani bunun null olduğunu explicit söylüyorsun belki normalde string kendisinin nullable value ama şey belli değil yani gerçekten null mu gelecek mi değil mi burada spesifik olarak bunu söyleyebiliyorsun işte mühendislik dili arkadaşlar tamamıyla mühendislerin birbirleriyle komünikasyon kurabilmelerini kolaylaştıran dil sintaks yapıları bunlar. Yani mühendisin intention, amacını, niyetini doğru açıklamaya yardımcı oluyor. Bunu get by id'yi böyle kullanmayı şey için kullanacağım aslında biraz. Exist mi değil mi diye, böyle bir şey var mı diye. Durum o yani.
mükemmel bir kod değil. Oturup teker teker üzerine uğraşmam gerekecek ama ben şeyi seviyorum yani. Böyle ilk başta bir şey görüp ondan sonra üzerine iterate etmeyi. Adım 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 daha da iyi, daha da iyi yapmayı. Her şeyi en baştan planlayayım. Bu sanırım benim personal projem. Her şeyi en baştan planlayayım, her şeyi süper düşüneyim, ondan sonra implement edeyim mantığıyla değil de zevk alala yani böyle ufak ufak yazayım falan. Şimdi sizce bu çalışır mı? Tabii önce bir şey yapmak lazım. Önce bir get by ID. Tabii bu noktada get by name aslında ID değil de. Evet, get by name ID kullanacağım yer var mı? Yok ama name kullanacağım yer var. Aynı şey aslında. Ben bunu hızlı şunu yapabilirim. Bakayım bir kategori name. Mesela ID ben name olarak kullandığım için. Name de unique olacağı için dolayısıyla bunu arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Nasıl diyelim bu şey? Signature get by name category name. Dolayısıyla buraya gelip get by name desem tabi name'i de all lowercase olsa mantıklı o açıdan bakarsak mantıklı yani şimdi. Yani ismi all lower case yaparsak. Dolayısıyla kategori ID set edilen bir şey değil de generate edilen bir şey aslında bu noktada. Yani neyime göre generate? Belki bunu söyleyebiliriz ha. Yani düşününce, değil mi? Mantıklı oluyor aslında. O zaman get by ID de biraz aslında çok untraditional bir şey olacak ama ID'nin böyle olması. Neyse ben şey yapayım ya. Onu saklayayım. Çünkü diğer kadar kafa karıştırır. Evet. Dolayısıyla adam şey yapınca da aslında bunu buradan gelmesi lazım da. Tabi bunu hala bitiremedik dakikadır. Lower case. Yok bunu düşünmemeli. Lower case internal bir şey olması lazım. Get category burada olması lazım. Lower case. Get by name, content. Herkese bu zaman ID de. Kategori. Yani insanların çoğu aslında ID girmeyecek ya. Kategori ismi girecekler. Aslında kategori ID'ye bile ihtiyacım yok yani. Bana isim lazım. Yani ID ne yapsın adam? Zaten kategori delete etmek istediği kategoriyi 1, 2, 3 diye değil de direkt ismini yazarak girer yani. Çünkü çok çok nadir bir şey kategori silmesi. Daha çok oluşturacak yani.
Ama hala kategori ID'ye ihtiyacım var mı? Neyse belki ileride lazım olur. Yani ilerisi için saklayayım bari kategori ID'yi. İleride belki daha farklı bir ID'leme gerçekleşir. Sistemine göre. Okey. Dolayısıyla kategori ID kalsın. Ya da kategori delete by name diyelim ben şimdi. Delete by name diyeyim şimdilik. Evet. Kategori. Çünkü diğer türlü query etmem gerekiyor ID'yi. Şey. Name de unique olduğu için aslında bir nevi business requirement da orada. Delete by name. Aslında name değil de your name mi? Doğru name. Kategori yok. Dur bakayım bir. Get by name, get category, bu isim değil artık. Hash'ten gitmesi gerekiyor bunun değil mi? File name, doğru, hash'ten gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla to lower get hash code to string. Bu şekilde. Ondan sonra category name to lower. Okay, sen de böyle. Update kategori. Lower get her. Okay, kategori name de. Aslında buna işte bu kötü bir şey mesela. Get hash code. Bu kodu çok repetitif yaptık. Bunu şey yapabiliyor muyuz? Bunu belki bir metot gibi extract method diyelim. Extract method. Generate kategori ID diyelim buna. Ya da ya tamam. Gönül isterdi ki bunlar teker teker tamam, şu an bilmiyorum çalışacak mı ama. Evet, ID'ye göre aldık. Ondan sonra bunu aldık. Save edelim. Tabii şu noktada bir buraya add class, add category view diyelim. Yes, sonra sen de view base again. Line. Sana bir de opsiyonu şey yapacağız. Category options.
Evet. İsmini sizce oldu mu bu? Denemek lazım. Şimdi şeyi enable edince tabii bunlar artık gözükmeye başladı. Ondan sonra düzeltiriz. Bu null olamaz meselesi. Kotlin'i bilen varsa arasındaki Kotlin'i bilen varsa Kotlin'de de şey var. Yani default olarak hiçbir şey nullable değil. Sizin explicitly nullable demeniz lazım. C# buna error olarak şey yapıyor ama bir warning olarak davranıyor. Herhalde ayarlayabiliyorsunuz. Error olarak davranmasını da ayarlayabiliyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Ben yapmıyorum genelde. .NET test core DLL at C title project diyelim. Puh. Daha iyi dakikada. He. Şey yapmadık. Bunu register etmemiz lazım. Program CS. Buraya arkadaşlar geliyorsunuz. CPU register. I kategori repo kategori repo demeniz gerekiyor. Add category project. Great. So let's add another one. Task core de şey yapmadı, resetlemedi. File view console reset color. Terminal. Okay, I'm supposed to reset the color now. Let's copy this. New get terminal. Okay. Şimdi şu an listeleme yok ama şey yapabiliriz. LS mesela şey yapalım. .NET test core DLL at C evet proje yeniden ekledi. Eklemesi gerekiyordu. Bakalım doğru mu aslında? LS DB categories hash kodlardaki minus numaralara dikkat. Cat DB categories. Mesela şunu alalım. Bu manyak yine şey yapıyor herhalde ya. Bunun hash kodunu arkadaşlar değişmiyor şey .NET. Ağzını kırdıklarım. Bu arkadaş ya. Mesela bu da project. Şu da project büyük bir ihtimal. Bunlar hash kodunu şey yaptılar. Değiştirdiler şimdi aklıma geldi. .NET Core'da artık consistent bir hash kod vermiyor. Her proses başladığında hash kod şeyi algoritması değil de hash kodun herhalde salt değeri değişiyor büyük bir ihtimal. Dolayısıyla kendi consistent şeyimi implement etmem gerekecek. Başka ne var? Başka ne kullanabilirim? Unix kullanamam. Ulan arkadaş. String get hash code same value.NET Core. Bu adamınkini ben daha önce kullanmıştım herhalde de. Since when that was a thing. İşte şu. Ayıp ya. Bunu niye değişmiş? Tamam. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Okey.
So in the end, I settled on a version somewhere between all of them. I didn't want to use unsafe code in my little application like the core FX version uses. So I created a managed version instead. The following hash function is what I finally settled on. Okay, that's what I'm gonna use as well. Yani belki anlamam gerekir ama şu an için Allah için bu uygulama için de o kadar kasmaya gerek yok. Şimdi belki şuraya private string static string generate hash diyelim. Bunu belki adamın yaptığı gibi extension metoda dönüştürebilirim şu an için. Önemli değil. Content. Ya da buna hash mı diyeceğim? String hash. Bakın nereden geliyor hash 1. Cannot convert expression type int. Okay. Str. Okay, seyrede kalsın. Son arkadaşlar, kategori lower the string, şunu şöyle suggest. Generate hash string diyeceğiz. Okay, şimdi tabii şu an terminal, let's see, cddb DB categories ya da aslında şunu da diyebilirim. Remove force fast. Şimdi .NET fastcore.dll at c title project. Ooh. Could not find a part of the path bin categories. Senin bunu oluşturman gerekiyordu ama doğru. Ben o logi değiştirdim resmen kendim oluşturdum. Maker DB categories. Ne ki burada? Okay, şimdi çalışır. Büyük bir ihtimal. Okay. Category project already exists. Please use a different category name. Names. Okay. Well, that's a grammar problem. Different name. Remember, the category names are not the case, are not case sensitive. Okay. Work diyelim. Bir daha diyelim. Okay. Work already exists. Please use a different work. Okay. Tabi burada aslında şunu da diyebiliriz. Şunu şöyle daha düzgün bir category work already exists. Category work already exists. Different name category, different remember the category names are not the case, are not case sensitive. Okay. Set up personal. Good. Hatta şu an ls'le db categories dersem tamam. Bilmiyorum
Hyphen bazı işletim sistemlerine sorun oluşturuyormuş baştaki ama umarım oluşturmuyordur. Mesela cat desek şöyle yapınca hepsini yazıyor mu? Hepsini çıkarsa güzel olurdu. Cat is a directory. Anlıyorum da. Cat help. To show and show all. We need all. Mesela ben cat'te yok değil mi? Mesela katı bir klasör içerisindeki şeyleri göstermek istiyorum. Yazıları. With no file or when file is read standard input. Cat options concatenate. Peki more'da var mı? Vay. Less'te var mı? Bu tabi .NET şey Windows bunda olmaz ama. Neyse. Cat. Tabi böyle bir şey olmayacaktır büyük ihtimal. Neyse. Start diyelim. Bu bize klasöre götürür. Ben de klasörden şuradan bakayım. Categories Sublime Text. Okay. Bu doğru. Güzel. Projects. Personal. Okay. Peki delete etmeyi implement etmedik. Neyse. Tamam burada kalalım. Devam ederiz ondan sonra. Şimdilik yeter bugünlük. Ben belki sonra yine arada bir devam ederim. Gelir. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar diyorum. Bulabileceğiniz yer şurası. Yazdığım kodları, yazdığım projeyi, projenin neye benzediğini, nasıl olacağını vesaire görmek istiyorsanız şurada ufak bir early demo GIF var. Komutlara neye benzediğine dair burada biraz bilgi var. etc/rmc hangi framework'ı kullanıyorum, o MVC'ye benzer şey nereden geliyor, o burada görmüş olduğunuz command core framework'ından geliyor. Onu da benim yazdığım bir developer framework'ı bakabilirsiniz, tadını çıkarın. Eğer kendiniz bunu build etmek isterseniz single self-contained demek, framework independent .NET core kurulmasına gerek yok. Target machine'de eğer distribute edecekseniz kendiniz runtime'ını seçin, Linux mu, macOS mi, Windows mu. Bu self-contained yani framework independent plus single file yani sadece bir executable ortaya çıkaracak. Diğer ellerden hiçbir şey görmeyeceksiniz. Çalıştırırken de benim gibi .NET Core demenize, .NET demenize gerek yok. Aynı zamanda publish trimmed olacağı için kodları azaltacak. Normalde 70 MB çıkaracakken 40 MB'a 30 MB'a düşürüyor. Bayağı bir faydası var. Haberiniz olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.